Churchill, Afganistan'dan askerlere direniş gösteren herkesi anında vurma emri vermişti. Peştunların İngiliz ırkının üstünlüğünü fark etmeleri gerektiğine inanıyordu. Kızılderililer ve aborjinlere kötülük yapıldığını kabul etmiyorum. Yaşananlar sadece üstün ırkın gelip her şeye el koymasıdır sözleri de Churchill'in ırkçı düşünce yapısının bir başka çirkin yansımasıydı. Churchill, Filistin halkı içinse köpek kulübesi hakkında son kararı içinde yaşayan köpekler veremez demişti. Ne var ki günümüz Orta Doğu haritası Churchill'in Orta Doğu halklarını sözde aşağı tür olarak gören bu çirkin mantığıyla çizildi. Bugün de İslam coğrafyasında yer alan zulümlerin arkasında İngilizlerin devletinin ırkçı ve İslamiyet karşıtı kara propagandası ve sinsi siyaseti vardır. Bu sinsi plana karşı kurulacak en büyük set ise Müslümanların, demokrasinin, özgürlüğün, sanatın ve kalitenin en yüksek noktası olan Kur'an İslam'ını yaşayıp ittifak ettiği güçlü bir İslam birliğidir. Müslümanlar Allah'ın emrettiği gibi topyekün bir sevgi birliği içinde olduklarında hiçbir planın bu coğrafyada etkili olma imkanı yoktur.